Merhaba efendim, iyi akşamlar. Resim arkadaşlarımızı takmamı önce bir araya geldik. Aslında yaşsız bir insan. Sanki hep aramızda. Çünkü o kadar güzel bilimler bıraktı ki bize. Bunların her biri bir hazine, bir armağan. Türk sinemasının varoluşunu temsil ediyor. Hani soruyorlar zaman zaman Türk sineması dilini oluşturabilir mi diye. Çünkü her ülkenin sinemasının bir dili var. Tıpkı o ülkenin kültürünü yaşamış insanların dili oluyor adeta. Evet, Türk sineması dilini, Metin Erksan'ın gibi, Mustafa Akar'ın gibi, Atıf Yılmaz gibi, hani Türk'e gibi danecileri min eserleriyle Türk sineması biri var. Türk sineması dediğimiz zaman de dünyada Türk halkıyla yani kendi sinemasıyla bu kadar iç içe geçmiş, bu kadar birbirini destekleyen ve tamamlayan bir sinema yoktur diye düşünüyorum. Aslında Metin Erksan'ın sizin kariyeriniz için aslında çok güzel bir yeri var. Çok. İlk oynadığınız film özellikle. Kendisini yönetmenliğinde. Bazen insanların hayatlarında tesadüf dediğimiz güzel anlar oluyor. Benim için de öyle kız kardeşim Nilüfer'le bir çocuk filmi yapmıştı. Ve ben de sekreterim birkaç kez katılmıştım. Ve Ankara'da bir konservatuvarda tiyatro eğitimi görmekteydi. Yani müstakbel bir oyuncu adayıydım. Annem benden bahsetti. O ara kendisini susuzlar için hazırlıyormuş. Ve ben de karar kıldım. Bu oyuncu olmayı isteyen, bu hayalle okuyan, eğitim veren bir genç kızın Yanlış duymak isem şöyle bir şey de öğrendim. O projede aslında kız kardeşiniz olacakmış ama bir görünce mi öyle bir şey yok? Hayır. Öyle bir şey yok mu? Yok. Peki efendim, yeni jenerasyonu nasıl görüyorsunuz? Sizin de torununuzun işi çok güzel projeler yer alıyor mu? Evet. Tamam. O da hayatımın en güzel tesadüflerinden biri. Bir aktör, hem de çok değerli bir aktör. Ben de Türk sinemasının dilleri gerçekten çok başarılı. Tamam. Hatta benim başarımı bulmaman gerek yok. Tamam. Ya, tabii ki. Son zamanlarda dijital medyanın daha çok yükselmesi ve sinemanın sonu geliyor vesaire deniyor mu? Ya sinemaların sonu hiçbir zaman gelmez. Çünkü hani sinema bir hikaye anlatma sıfatı. Hangi mecradan o hikayeyi seyrettiğinizin bir önemi kalmıyor. İsterseniz telefonunuzda, isterseniz televizyonunuzda her şekilde neticede seyrettiğiniz bir hikayedir. Siz de son zamanlarda özellikle takip ettiğiniz bir dizi eser var mıdır? Son zamanlarda takip ettiğim... Beğendiğiniz bir isim mi? Böyle sürekli olarak takip ettiğim dizi şu anda yok. Sürekli bir dizi kaldırılıyor, yeni başlatıyor son zamanlarda. Yani, teşekkürler o zaman efendim. İyi akşamlar. Çok sağ olun.